Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 1 Haziran Salı Ankara yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün 8 koşulu bir programımız var. Evet, yaz ayına girdik arkadaşlar. Yazın ilk programı Ankara'da başlıyor. Tabii ikinci yarışımızda bir 9 koşulu bir Adana yarışımız var akşamleyin. Tabii geceleyin Amerika yarışımız yok. Yani sadece bugün 2 tane yerli yarışımız var. O yüzden şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Güzel bir program var. Artık yavaş yavaş Gazi ayına girdiğimiz için açık yarışların da olacağı bir haftaya girdik. Hafta sonu zaten Kısrak koşusu var, Sait Akson var. Artık Ankara'da Gazi hazırlıkları olan, provaları olan yarışlar var. Yani bayağı ciddi yarışlar var. Zengin bir program var. Hatta benim en çok takibimde olan cumartesi günkü yarışı ben bekliyorum. Cumartesi nereye bekliyorum? Ben Belmont Park'a bekliyorum arkadaşlar. Cumartesi günü Belmont Park'a bekliyorum. Çünkü neden diyeceksiniz? Orada Triple Cross'un 3. ayağı koşacak. Yani bu Secretariat'in televizyonla hani filmlerde seyrediyoruz ya, en son final koşusu. İşte o koşu arkadaşlar. Yani o koşu cumartesi günü Belmont'ta var. Büyük ihtimalle %99 artık TCK muhakkak o tip yarışları gösteriyor. O yüzden ben bu yarışı sabırsızlıkla bekliyorum. Bakalım o ayakta neler olacak. Yani en azından Secretariat'in o meşhur filmindeki son sahne. Hani 31 boyla kazanmış olduğu yarış var ya, işte o sahne. Hem de o mesafeyi 2.24 ile yapmış bir isim arkadaşlar. Secretariat gibi bir isim. Hatta zaten öldükten sonra kalbine bakmışlar. 2.5 katı büyüklüğündeymiş. Yani öyle bir kalp nasıl olur? Oluyor işte. Altta da bir maşallah bir nefes var yani. İşte demek ki kalbin büyüklüğünden herhalde. 31 boy ne demek ya? Hem de 2.24 yapıyor kumda. Bizim burada Gazi'de 2.26 yapıyorlar Gazi. Çim'de rekor oluyor. Adamlar 2.24 yapıyorlar. Hem de şeyde ya, kumda yapıyor. O rekoru kimler egalaydı? Vallahi ben hiç düşünemiyorum. O bence sezonu kapattı yani. O 2.24 öyle kalır. Girelim bugünkü yarışlara arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyerek hemen yarış programına geçiş yapmak istiyorum. Birinci koşumuz saat 14.30'da başlıyor. 4 de Gayan ayağımızın açılış ayağı. Şartlı 5, 3 yaşlı İngiliz'in 2000 metre kum yarışında 6 safkan arasında koşacak olan bir yarışta mesafe tutan bir isim olan 5 onun Nartlın Kılıcı. Gerçi burada rakipleri de hemen hemen hepsi aynı mesafesi ama ben bir tık da olsa Nartlın Kılıcı'nı ön plana tutuyorum. Bu Kaneko temsilcisini Gökhan Kocakaya'da iyi hazırlıklarla giren bu isim benim banko ismim. Ben bugünkü 5 nonun artı kılıcının kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Günün ikinci koşusu 7'li plase ve 3'lü gayan ayağımızın da açılış ayağı olan bir şartlı 2-3 yaşlı Arapların 1200 metrelik çim koşusunda 7 safkan arası koşacak olan bir yarışta 3 ve 4'ün ekir olduğu bir yarış. Ben burada derecesi daha iyi, biraz daha hoşuma giden bir görüntüsüyle 1 nonluk klas. Bu lider tay temsilcisi Ercan Çankaya'da bu uygun grupta kazanmasını bekliyorum. Benim bu dörtlü gayan ayağında iki tane banko geçiyorum işte. 5 tek, 1 tek ama bu bir nolu klas biraz daha bende ön planda. Benim de banko ismim. Günün üçüncü koşusundan itibaren altılı ganyan ayağımız başlıyor. Bir handikap 16-4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metrelik kum yarışında 11 safkan arasında koşacak olan bir yarışta biraz kalabalık yazmakta fayda var. Çünkü bunlar hepsi de birbirine geçebilecek güce sahip isimler. Çok denk bir grup. Altınoğlu Feyman abi, kuvvet temsilcisi Gökhan Kocakaya'da ilk olarak önerdiğim isim. Üçnoğlu Ambuşer, sonlarda müthiş sprint yapabilen bir isim. Bence bugün kesinlikle ihmal edilmemesi lazım. Bu safkanı dikkat edin. Bu agresif o temsilcisi Müslüm Çelik'le sürekli ağır kilolarla koştu ama bugün biraz 59 bence onun için normal, ideal. Hep iyi grupta koşan bir isim, kesinlikle ihmal etmeyin. Yani ısrarla bu Ambuşer'siz kupon yapmayın. Beşnoğlu Lord of Time, Hero temsilcisi Saadettin Boyraz'la startlanan bu safkanda yine bu ağlar iyi durumda, uygun grupta koşuyor. Sekiznoğlu Taluzak, bir Taliban temsilcisi Ahmet Çelik'le start alıyor. Her ne kadar iki tane 8-8 yapsa da safkan bugün iyi koşmasını bekliyorum. Dörtnoğlu Alessandra, bu Tyke Chark Indy, yine Amerikan orijinli bu isim de Akın Sözen'le yine güzel bir performansı yakalamışken hata affetmez, aman dikkat edelim arkadaşlar. 6-3-5-8-4 önce 10 nolu Filibia dikkat edelim. Safkan çok formda, son 6 yarışın 3'ünü kazanmış bir isimden bahsediyoruz. Bir de 1 nolu My Pride. Bu Torok temsilcisi Mert Gökalp Arslan'la start alıyor. Apprenti'den bindirim hem de kilo indirimine giren bu isim kesinlikle yarışa saldırıyorlar. Aman dikkat edelim arkadaşlar. Bu 1 nolu My Pride. Yani bilerek son şeyde söylüyorum. Yani bu atı öncelikli olarak yazmanızı önereceğim arkadaşlar. Kesinlikle affetmez bu. Aman dikkat edelim. Yarın büyük ihtimalle de bayağı da sürpriz çıkar. 6, 3, 5, 8, 4 daha sonra 10 ve 1. Ama diyeceksiniz sona bıraktın biri. Ben en azından uyarımı yapayım da fark etmez, isterse en sonuculukta vereyim. En azından uyarımı vereyim arkadaşlar. Sizler de ona göre dahil edin. Günün ikinci ayağı. Dördüncü koşu ikinci ayak şartlı 3, 4 yaşlı Arapların 1500 metrelik kum yarışı.
13 safkan arasında koşacak olan bir yarışta 2 ve 11 nolu safkaların ilk yarı olduğu bir yarışta ben önceliği 7 nolu Civan Pehlivan'ına vereceğim, bu Tamerinoğlu temsilcisine. Benim bugün normal şartlarda bu Gökhan Kocakaya'da bu yarışı kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, bugün ben 2 tane alternatif banko çıkardım. Hani banko adayları çıkardım. Bunlardan birini tercih ettim. Bakın tercihi size bırakıyorum. 7 nolu Civan Pehlivan'ın benim bugün yine kazanmasını beklediğim isim. Hani eğer risk alayım derseniz bu 7 nolu Civan Pehlivan'a girebilirsiniz. Ama ben rakip yazacağım, bu aya ben güvenemiyorum derseniz, öncelikle rakibi 1 nolu Babacan'dır. Bu Çetin Taş'la bilinen bu safkan. Formunda bir isim. Bugün Çetin Taş'ı bindirmelerin sebebi kilo indirimden faydalanmak için. Yoksa Kocakaya bilmiş olsaydı bu safkan 61-62 kilo civarında koşacaktı. Bunu da belirteyim. Daha da sürprize genişletirsek bu aya 5 nolu Öz Koyuncu. Bu sanat temsilcisi Mert Gökalp Arslan da. Aman dikkat edin, bu safkan da kendine uygun bir grupta koşuyor. Bir de 9 nolu Kösef. Bu Kösef'in de sağa solu belli olmaz. Yine bir sonar temsilcisi. Akın Sözen'le bugün yine ters bir yarış koşmasını beklediğim isim. Ama 7 bir kaç adımda olsa ben de ön planda. Daha sonra 1, daha sonra 5-9. Hatta çok sürprize giderseniz buradan çıkamayız. Onu da belirteyim arkadaşlar. Günün bir sonraki koşusu, 5. koşu, Altılı Ganya'nın 3. ayağına geldiğimizde. Handikap 15, 4 yaşta Arapların 1900 metrelik çim koşusu. Evet, burada da 12 safkanla koşacak olan bir yarışta ben 5 nolu Soydere'ye vereceğim. Bu kilo avantajından dolayı. Yoksa inanın ben 2 nolu Taşan'ı hani hep kafam o ata gidiyor. Hani ben bu atı tek atarım ama 61 kilo oluştu. Beni biraz tedirgin ediyor. Eğer kilo olmuş olsa Taşan bende bankoydu arkadaşlar. Bunu açık ve net olarak söyleyeyim. Yani bu fikirler size nasıl faydalı olur? İnşallah güzel faydalı olur arkadaşlar. Daha sonra 1 nolu Berse'yi. Bakın. Önce 5 dedim, daha sonra 2, daha sonra 1 nolu Berse'ye. Yine ağır kilolu bir Diktao temsilcisi Gökhan Kocakaya'da yine iyi durumda olan bir isim. Ve bir de bunların yanına 8 nolu Feridun abi, bu Odinan temsilcisine, Akın Sözen'le yine son 2 yarışta 2 tane güzel ikincilikte bir de uygun kilosuyla yazılması gereken isim. 5-2-1-8 önce 10 Barutan. Bu safkanda sürpriz arayanlar için bomboş kilosuyla Görkem Özçelik'le de yazmanızı önereceğim son isim olarak arkadaşlar. 5-2-1-8 önce 10, daha sonra şans verdiğim isim. Ama dediğim gibi bakın 2 nolu safkan kilo kilo olmuş olsa tereddütsüz banko atarım. Eğer ben bu ayakta şimdi yarın diyelim ki oyun oynuyorum. Ya ben bu ayağa tek atmak zorundayım. Eğer Taşan favori değilse tek atarım. Bakın Taşan favori değilse tek atarım. Çünkü genelde favori tek atmamaya çalışıyorum. Yani şansımıza gelirse gelir derim artık. Hani hiç ama çok büyük de oynamanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bazen riskli tehlikeler oluyor ama ne yapacaksınız? Bu at yarışı da öyle bir şey işte. Yani ben herkese yeni oynayacak insanlara bile söylüyorum. Aman ha, at yarışı oynamayın. İddia oynamayın. Uzak durun. Bakın bu hayattaki en önemli şey zaman arkadaşlar. Zaman. Bu zamanınızı iyi değerlendirin. Ailemizle geçirelim. Arkadaşlarımızla geçirelim. İnanın daha faydalı olur. Ben at yarışını her zaman söylüyorum. Hani ben yorum yapıyorum ama oynayın diye tavsiye etmem yani. 6. koşuya geldiğimizde yani günün 4. ayı oluyor. Bir Necati Ünsal adına koşulacak kısa havada 6, 4 ve yukarı Arapların 1400 metrelik çim koşusunda 8 safkan arasında koşacak olan bir yarışta. Eğer hatırlayacaksanız bu 11 gün önce Bursa'da koşan bu oğlum Serkan Yelta ile aynı anda koşmuştu. O gün ben oğlum Serkan'ı tek verdim. Riskli bir safkandı. O gün 9 kusur lira bir ganyanı da vardı hatta. Ya o gün kazanıra girdi safkan. Bariyer dibinden kazanıra girdi Müslüm Çelik'le. Bu da dans ede girince bir anda zaten bir tampon da yaptı. Bir kapattı orayı. At bir anda geri kaldı. Altıncılıkta kaldı. Yani bakın 5 yazıyor ama altıncılıkta kaldı. Bu Yeltay da ikincilikte kaldı. Tabii son anda o kadar dans etmesi ikinciliğe getirdi. Bir anda başka bir at girip geçti onu. Şimdi tabii Yeltay'ın üstündeki ceza yedi. Bu Saadettin Boyraz'ı bindirmeleri şimdi çok faydalı oldu. Neden faydalı olacak? Saadettin Boyraz'ın dikkat edin, son yarışları kazandığı yarışları hepsi önde istediği tempoyu kurup kimse de peşinden gitmiyor zaten. O sermayeyle virajı döndükten sonra kazanıyor zaten. Bu birkaç yarıştır aynı taktik devam ediyor. Ha bu seferler yer mi? Vallahi yediriyor işte. Kaç senedir bu işi yapıyor. Saadettin Bayraz'ın da yaptığı iş bu. Yeltay'la yine aynı durumu yapacak. Eğer oğlum Serkan veya başka bir safkan Yeltay'a pres uygularlarsa o zaman oğlum Serkan bu yarışı alır götür. Ama yine aynı şekilde sen virajı dön, ben seni nasıl geçirme hesabına giderse de o zaman Yeltay götürür. O zaman ne yapalım? 7 nolu Yeltay ve 2 nolu oğlum Serkan'ı beraberce yazıp bayağı bu şekilde geçelim arkadaşlar. Günün 7. koşusu. Bir Maiden Dişi Drive 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşusu 6 safkan arasında koşacak olan bir yarışta. İşte ikinci ayakta benim söylediğim kelime, yani 2 tane banko adayım vardı. Bunlardan birisi de burada 5 nolu Kübra Hanım. Bu Winner temsilcisi Ahmet Çelikli start alıyor. Kumda bir üçüncülük yaptı ama bugün çimde ben iyi koşmasını beklediğim bir isim. Bu orijinal olarak da iyi. Benim bugün banko safkanım bu arkadaşlar. Yani ben 2 tane banko adayım vardı demiştim. Bir ikinci akta 7, bir de 5. aktaki 5.
hani bunu banka olarak geçtim ama ben 7'yi tek atarım da bunun yanına at yazarım derseniz o zaman işler değişir. O zaman kimleri yazabiliriz ki, bunu rakip olarak gördüğünüz gibi hemen hemen hepsinin geliri var. Ama önce bana göre 4 no'lu Jadore rakip olur. Bu safkan orijin olarak da çok kuvvetli. Ondan sonra 3, 2 artık canınız nasıl istiyorsa o şekilde gidebilirsiniz. Ama ben burada sizlere 5 no'lu Kübra Hanım'ı en azından program içerisinde banka olarak seçtim. Bu safkanı Ahmet Çelik'le sizlere tek olarak önerdim arkadaşlar. Günün 8. ve son koşusu. Handikap 15, 4 ve yukarı. Arapların 1400 metrelik çim koşusunda kalabalık bir yarışı yine bekliyor. 18 safkan var. Ben önceliği 14 numaralı Bukefalus'a vereceğim. Bu turbo temsilcisi, Josh'ın güzel temsilcisine Müslüm Çelik'ten son yarışlarda aşama kaydeden, hani form sıçraması yapan bu isim yine bende ilk sırada. Daha sonra bir no'lu Ay Melek Çağ'ın, bu Aya Bakan temsilcisi Çetin Taş'la start alıyor. Kesinlikle bu safkan kendini unutturdu. Yarın kendini hatırlatabilir. Bu çimi çok koşar. Çim yarışlarında, taylığında grup koşan bir isimdi. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Bugün bence çok tehlikeli işler çevirebilir. O yüzden yazacağız. 8 no'lu Mor Yağmur. Bu turbo temsilcisi Ahmet Çelik de yine kum çim ayırtmayan bir forma sahip, özelliğe sahip. 12 no'lu Çivit. Bir Özgün Hanım temsilcisi Mehmet Salih Çelik'le start alıyor. Yine 3 tane Çelik yan yana, aman dikkat edelim arkadaşlar. Safkan'da performans olarak iyi. Bir de 9 no'lu Bersun Ateşi. Bu ateş topu temsilcisi de Mehmet Akyavuz'a start alıyor. Yine çim pistte etkili olan bir safkanı yazmakta fayda var. 14-1-8-12-9. Öncelik şans verdiğim isim. Eğer iki safkan daha yazma imkanınız varsa bu 11 no'lu Kaçar Kızı. Müslüm Baydan'la yani yarışın çok hızlı gidip sonlarda sprintiyle avlayabilir. Bir de 7 no'lu Hazine. Bu Akın Sözen'le de yine kendini unutturmasın. Sürpriz arayanlar için önereceğim isim. 14-1-8-12-9. Önce 11-7 de daha sonra şans verdiğim isimle. Arkadaşlar şablonu okuyayım ben size. Birinci koşu 5. İkinci koşu 1. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı 6-3-5-8-4. Önce 10 ve 1 daha sonra. İkinci koşu 7 alternatif Bankoyum. Rakip arayanlar da önce 1 daha sonra 5 ve 9. Üçüncü ayak 5-2-1-8. Önce 10 daha sonra. Dördüncü ayak 2-7. Beşinci ayak 5 non safkan tek. Altıncı ayak 14-1-8-12-9. Daha sonra da 11 ve 7. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyerek, görüşmek umuduyla, hoşça kalın arkadaşlar.